Action Mark. Anche i giornalisti adesso. Ah, ma se no la faccio da solo, non è un problema. Gere chiosa, te facciamo dai per andiamo. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hocamızın genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Iniziamo con la tua opinione per la partita, mister. Ma è stata sicuramente una vittoria straordinaria, dove faccio i complimenti ai ragazzi. E venivamo da una partita 4 giorni fa, ci poteva essere rilassamento. Ho giocato contro una squadra fisica, contro una squadra che aveva riposato il campionato la domenica precedente. E quindi oltretutto giocato in 10 per 50 minuti, quindi è stata una sicuramente tra le vittorie più importanti di questo campionato. Yani aslında baktığınızda çocuklarımızı tebrik etmek istiyorum çünkü gerçekten muazzam ötesi bir galibiyet aldık ve bir çok güzel bir galibiyetten gelen bir takımımız belki biraz böyle kafamızla düşebilirdi bu rahatlıktan dolayı ama hiçbir şekilde rahatlık vermedik ve bu maçı sonuna kadar kovaladık ve maçın 50 dakikasını bile 10 kişi oynayarak bu galibiyeti getirmek gerçekten muazzam ötesi. Belki de ligin bu seneki en önemli galibiyetlerinden bir tanesini aldık kendi adımıza. Herhangi bir sorunuz var mı? Okay, teşekkür. La prestazione dell'arbitro. Allora, ognuno è abituato a vedere a casa propria, no? E rispetto moltissimo, ovviamente siamo a casa del Konya e rispetto il Konya. Yani şöyle söylemek lazım. Biz Konyaspor'a saygı duyuyoruz ve herkes tabii ki de hakemleri kendi evinde farklı değerlendiriyor. Io so solo che alla fine del primo tempo ho dovuto calmare i miei calciatori perché si sentivano danneggiati da 2 episodi chiavi della partita. Sadece şunu biliyorum ben ilk yarı sonunda ben kendi futbolcularımı sakinleştirmek zorunda kaldım çünkü hakemin bazı konularda bazı pozisyonlarda hiçbir şekilde onları korumadığını hissettiler. Una mancata espulsione su Henry dentro o fuori all'area di rigore non lo so, ma era ultimo uomo. Şimdi bir pozisyon var Henry Onyekuru'nun ceza sahasının içinde dışında şu anda tam net değil kafamda ama kırmızı kartlık bir pozisyondu ama herhangi bir şekilde karta gelmedi. Così come fallo su Rodriguez che per poca malizia non è andato giù che poi ha scaturito il gol dell'1-1. Bizdeki futbolcularda art netli olmadığı için mesela Kevin Rodriguez'in pozisyonunda foul vardı ama art netli olmadığı için yere atmadı kendini. Atmayınca da foul vermedi ve o foul vermediği için de pozisyondan sonra gol oldu. Così come opinabile l'espulsione a Quintola che è un fallo con palla contesa vicina contesa tra due avversari, tra il giocatore e l'avversario, quindi anche lì discutibile, opinabile quantomeno. Akintola'nın kırmızı kartı da aslında tartışılabilir bir kırmızı kart. Çünkü iki tane futbolcunun arasında gelen giden bir top var ve bir mücadele var ve o mücadelede istem dışı bir hareket oluyor orada. Sinceramente per curiosità ho visto anche l'episodio del rigore che dal campo era chiarissimo che il portiere ha toccato la palla. Şöyle de söylemek lazım. Penaltı pozisyonuna da baktım merak ettiğim için. Çünkü sahanın kenarından seyrederken topa dokunduğunu da gördüm kalecinin. Però il calciatore è stato travolto prima che il portiere toccasse la palla, no? Ama, e di solito quando un calciatore tocca la palla ma prima travolge un giocatore in mezzo al campo è fallo. Ama öncesinde de şunu söylemek lazım. Topa dokunmadan önce de bizim futbolcumuzu deviriyor tabiri caizse. Sì, sì. Ve mesela sahanın ortasında böyle bir pozisyon olduğunda foul verilir. E questo succede costantemente che ci arrabbiamo anche io per primo. Quando lo subisco, quando un calciatore vedi che prende la palla in mezzo al campo, però si omette il fatto che magari viene travolta prima il giocatore per colpire la palla. Şöyle de söylemek lazım. Normalde merkezde bir yerde olsaydı bu pozisyon ve rakip ya da biz topu aldığımızda biz rakip ya da rakip bizi devirseydi aynı şekilde tepki verirdim. Çünkü sonuçta bir devirme var topa dokunmadan. Questa è la mia opinione. Mi dispiace e rispetto il Konya perché probabilmente sull'episodio del rigore, non sugli altri episodi, probabilmente mi sarei arrabbiato anch'io. Yani şöyle de söylemek lazım. Konyaspor'a saygı duyuyoruz ama penaltı pozisyonu dışında ben de biraz üzgünüm verilen kararlarda. Çünkü gerçekten birçok pozisyonda hiçbir şekilde bizim futbolcular sağlığına dikkat edilmedi. Sinceramente, da quando sono alla Dana sono più i post partita che ero deluso come il Konya piuttosto che essere felice. Şöyle de söylemek lazım bir gerçek var. Adana'ya geldiğimden beri bu tarz pozisyonlar çok fazla oluştu rakibin lehine ve maç sonunda da konuşmalarda daha çok üzüntü duyan taraf hep bizdik.
Başka bir sorunuz var mı? Teşekkürler. Teşekkürler.